Bir önceki videoda bu taraftan gelen manyetik bir alan, buna benzeyen bir devre ve bu devre üzerinde de bu yönde akan bir akım olduğunu söylemiştim. Hatırladınız mı? Hatırlamadıysanız hemen bir kere daha izleyin. Pozitif olan protonlar bu yönde, negatif yüklü elektronlar da bu yönde hareket ediyorlardı. Kısacası akım buradan geliyor ve buradan da devreyi terk ediyordu. Anlaştık mı? Sağ el kuralını kullanarak telin bu kısmına etki eden manyetik alan net kuvvetinin yönünün ekrandan içeriye doğru olduğunu bulmuştuk. Diğer kısımda ise net kuvvet ekrandan dışarıya doğru olduğu için ortaya net bir tork çıkmıştı. Kesikli çizgi ise dönme ekseniydi manyetik alan telin bu kısmını yukarıya doğru, bu kısmını da aşağıya doğru ittirdiği ve telin alt ve üst kısımlarına bir kuvvet uygulamadığı için devre bu şekilde dönüyordu. Buradaki şekil ise devrenin biraz döndükten sonra alacağı şekil. Telin bu kısmı yani şuradaki ile aynı olan kısmından bahsediyorum. Evet, telin bu kısmına etkiyen net kuvvetin yönü hala ekrandan dışarıya doğru. Ama tel dönmeye başladığında bu ekrandan dışarıya doğru olan kuvvet moment kolu uzaklığına tam olarak dik olmayacağı için burası da moment kolu uzaklığı tel bu konumdayken kuvvetin çok küçük bir bölümü moment kolu uzaklığına dik olacağı için tork aynı yönde olmasına rağmen azalmaya başlayacak. Sağ tarafta ekrandan dışarı, sol tarafta da ekrandan içeri doğru Böylece devam edince tel dik konuma gelecek. Yani telin sağ tarafı burada, sol tarafı da ekran düzleminin altında olacak. Ve telin bu konumunda tork yoktur demiştik. Nedenini bir kere daha tekrar edecek olursak, tel bu konuma geldiğinde bu kısma etki eden manyetik alan kuvveti hala aynı ekrandan dışarı doğru olacak. Öyle değil mi? Kuvvet ekrandan dışarı doğruyken moment kolu uzaklığı da yine aynı yönde olduğunda üstüne üstlük tork da bir vektörel çarpım olduğu için yani vektörlerin dik bileşenlerini ilgilendirdiğinden bu dikey noktada tork olmayacaktır. Aynı durum telin alt kısmı için de geçerli. Telin alt kısmındaki net kuvvet ekrandan içeri doğruyken Moment kolu uzaklığı da bu yönde yani kuvvete paralel olduğu için tork olmayacak. Ama bir önceki videoda da söylediğim gibi burada eğer açısal bir momentum varsa devre dönmeye devam edecek ve işlerin ilginçleşmeye başladığı bu konuma gelecek. Hemen çizeyim. Bu konuma geldiğinde daha iyi anlaşılması için yine perspektif kullanarak çizmeye başlıyorum. Sanırım eksiksiz çizdim. Burada dönme yönü bu şekildeydi. Burada tork olmasa da telin üst kısmı sağ, alt kısmı da sola doğru hareketine devam edebilir demiştik. Burada ise telin bu kısmı 90 dereceden fazla dönerek bu konuma geliyor. Yönü ise hala ekrandan dışarı doğru. Tamam mı? Ama eğer bu taraf dönmeye başlayıp buraya kadar geldiyse akım buradan geliyor sonra devreyi de bu noktadan terk ediyor. Eskiden sol taraf olan bu tarafta akım hala yukarı doğru, öyle değil mi? Peki bu durumda vektörel çarpımı aldığınızda net manyetik alan ya da net manyetik alan kuvveti ne olur? Yine sağ el kuralını kullanalım. İşaret parmağınızı akım yönüne Orta parmağınızı da manyetik alanın yönüne doğru tuttuğunuzda burası avucunuz, bunlar da yüzük ve küçük parmaklarınız. Tırnaklarınızı da çizeyim. Evet. Bu durumda baş parmağınız ekrandan dışarı doğru olan yönü gösterir. Öyle değil mi? Kısacası telin bu tarafındaki net kuvvet hala ekrandan dışarı yöndedir. Sağ el kuralını telin alt tarafına uyguladığımızda buradaki net kuvvetinde ekranın içine doğru olduğunu buluruz. Ve bu noktada da bu şekilde dönmeye başlayan tel, dönerek bu konuma geldiğinde üzerine etkiyen net kuvvetlerin yönü değişeceği için, yani üzerine ekrandan dışarı doğru bir kuvvet, etkiyen taraf artık sola geldiği için tel diğer yönde dönmeye başlayacaktır. Umarım kafanızı karıştırmadan açık bir şekilde anlatabilmişimdir. Teli gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Tel dönmeye başlayıp bu konuma geldiğinde az önce bahsettiğim açısal momentum ya da eylemsizlik momenti telin dönmeye devam etmesini sağlar. Ve bu şekilde bu konuma ya da tam 180 derecelik bir dönüş sonucu bu konuma geldiğimizde akım bu tarafta yukarı, bu tarafta da aşağı doğru aktığı ve bu taraf buraya, diğer tarafta buraya geldiğinden Manyetik alan kuvveti bu tarafta ekrandan dışarı, bu tarafta da ekrandan içeri doğru olduğundan telin dönme yönü değişir. Ve sonuç olarak tel bir o yöne, bir de diğer yöne dönmeye çalışır. Bir de şu açıdan çizebilirim ama kafanızın daha fazla karışmasını istemiyorum. Ortada bir problem var öyle değil mi? Eğer bunu bir elektrik motoruna çevirmek istersek, yani dönmeye devam etmesini sağlamak istiyorsak, tel bu konuma geldiğinde ya akımın yönünü değiştirmemiz, manyetik alanı kapamamız ya da manyetik alanın yönünü değiştirmemiz gerekir. Bir problem daha var ama bu diğerine nazaran daha önemsiz. Eğer burası daha büyük bir devrenin parçasıysa ve bu parça dönmeye devam ederse bütün teller birbirine dolanabilir. Bu problemlerin çözümü ise komitatör isimli bir parçada gizli. İlginç bir isim olsa da bu elektrikçilerin sıkça kullandığı bir parça. Size hemen bir tane de komitatör çizmek istiyorum. İlk olarak az önceki devrinin aynısını daha hızlı olsun diye kabaca yeniden çiziyorum. Bunlar da uçlar. Bu uçların yukarı doğru olduklarını da düşünebilirsiniz. Sonra devrenin geri kalanını çizeceğiz ve burada da uçlar olacak. Devrelerimizi de gösterelim. Evet, bu uçlar birbirlerine temas ettikleri için akım buradan geçebiliyor. Pilimizi de çiziyorum. Burası artı, burası da eksi kutbu olduğu için devrenin üst kısmındaki akım bu yönde akar. Böyle, böyle, yukarı ve böyle. Bu konuma geldiğimizde ve akım buraya ulaştığında burası I, Burası da I olacak. Manyetik alanı da değiştirmedik. Hala soldan geliyor. Sağ el kuralını uygulayarak manyetik alanın yarattığı net kuvvetin burada ekrandan dışarı doğru, burada da ekranın içine doğru olduğunu buluruz. Az önce gördüğümüz sorku oluşturup bu parçanın dönmesine sebep olan şey de budur. Evet, burada ufak yalıtkan çubuk olduğunu düşünün. O zaman tel bu eksen etrafında döner, öyle değil mi? manyetik alan kuvvetinin tork yaratacağını söylemiştik. Tel bu şekilde bu taraf önce sola, sonra ekran düzleminin altına, sonra da sağa gelecek şekilde dönmeye başlayacak. Net tork da budur zaten öyle değil mi? Bu durum dikey konuma gelene kadar devam edecek. Dikey konumda devrenin üst kısmı olduğu gibi kalırken bu arada elimden geldiği kadar düzgün çizmeye çalışıyorum. Evet, dikey konumda iki şey olabilir. Birincisi bu uçlarla olan teması kaybedebiliriz. Bu dikey durumda akımın kesilmesi anlamına gelir. Aynı rengi kullanacağım. Burası telin bu tarafı, diğer tarafa aşağıda bu da teli tutan çubuk olsun. Akım kesildi. Tork yok. Manyetik alan kuvveti de yok. Çünkü uçlar birbirine temas etmiyor. Umarım bu anlattıklarımı gözünüzün önüne getirebiliyorsunuzdur. Eylemsizlik momenti yüzünden hala bu yönde döndüğümüzü de unutmayalım. İşin ilginç kısmı dönüşün 90 dereceyi geçtiği anda başlıyor. Bu videoyu da bu noktada sonlandırıp ne olacağını önümüzdeki videoya bırakmak istiyorum. Siz de bu arada neler olacağını düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.